İmam Züfer bin Hüzeyl için okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi Hanefi mezhebine intisap etmeden önce ehli hadisten imiş. Bulundukları yerde Küfe'de aralarında bir mesele zuhur etmiş. Kendi aralarında tartışmışlar, çözememişler. Sonra birisi demiş ki ya şurada Ebu Hanife diye birisi var. Bu adam çok meşhur, fakih diye biliniyor. Ona niye sormuyoruz? Gitmiş İmam Züfer, İmam Ebu Hanife'ye bir meselem var demiş. Olur demiş İmam Ebu Hanife. O meseleyi sormuş İmam Züfer. Cevabı şudur demiş. Teşekkür etmiş, geri dönüp giderken bir dakika demiş arkasından, dur, durmuş. Senin o sorun öyle değil de şöyle olsaydı cevabı nasıl olurdu demiş İmam Ebu Hanife. İmam Züfer demiş ben ilkini bilmiyorum ki bu söylediğinizi de bileyim. Öyle olsaydı bak cevabı da şöyle olurdu demiş. Tafsilatlı bir cevap veriyor. Evet. Tekrar teşekkür etmiş gidecekken bir daha çevirmiş. Dur bir dakika demiş. Öyle de olmasa şöyle olsaydı nasıl olurdu? Üçüncü bir şekilde tekrar meseleyi vaz etmiş. O zaman da cevabı şu olurdu demiş. İmam Züfer teşekkür etmiş ve son derece ferahlamış bir şekilde arkadaşlarına gitmiş. Meselemizin cevabı şöyleymiş arkadaşlar demiş. Peki şöyle olmasa da böyle olsaydı nasıl olurdu diye İmam Ebu Hanife'den aldıklarını bu sefer orada tabiri caizse satmış. Ve diyor ki bu üç mesele beni ehli hadisin reisi yaptı o zaman. Dur dedim bu bizim işimiz değil. Gideyim bu işi usulüyle, Kaynağından alayım. kaynağından usulüyle öğreneyim. Ondan sonra İmam Ebu Hanife'ye intisap etmiş. Burada bir eğiticilik de var. Çok önemli. Takdiri farazi fıkıh dediğimiz şey o fıkıh melekesini geliştirmesi bakımından. Hatta şöyle bir şey de var. İmam Ebu Hanife Allah rahmet eylesin ve ondan razı olsun. Gerçekten fıkıh ilmine çok büyük hizmet etmiş bir müçtehit imam. O takdiri farazi fıkıh ve zihni fıkhi ilkeler doğrultusunda fıkhi zeminde çalıştırma işi çok büyük ölçüde İmam Ebu Hanife'nin kurduğu mektepte, ekolde vücut bulmuş, vuku bulmuş. Şöyle bir şey daha aklıma geldi, teberrükenimden Tabii nakledeyim. hocam, buyurun, ne güzel. İmam Ebu Hanife özellikle kelami tartışmalarda, münazaralarda bulunmak için Bağdat'a çok sık gidermiş. Bir Bağdat seyahati dönüşünde Saymeri'nin Akbar-ı Ebi Hanifesinde var bu. Bağdat dönüşü Küfe'deki talebeleri imam dönmeden şöyle zor bir mesele hazırlayalım kendi aramızda demişler. Bunu tartışalım. Cevabını bulalım. Geldiğinde ona soralım. Bakalım ne diyecek. Birkaç gün tartışmışlar cevap üzerinde. Sonra ortaklaşa bir cevapta karar kılmışlar. İmam Ebu Hanife geldiğinde gitmişler. Küfe'nin dışında karşılamışlar. Hoşbeşten sonra demişler hocam şöyle bir meselemiz var. İmam Ebu Hanife demiş ki o meselenin cevabı şudur. Bu olayı nakleden kaynak soru neydi, cevap neydi nakletmiyor bize. Sadece bu şekilde kapalı olarak veriyor. O meselenin cevabı şudur diyor İmam Ebu Hanife. Olmadı hocam diyorlar. Niye olmadı diyor. Çünkü biz bu meseleyi birkaç gündür tartışıyoruz. Ortaklaşa vardığımız karar bu meselenin cevabının sizin söylediğiniz değil, şu olması gerektiğidir diyorlar. İmam Ebu Hanife öyle mi diyor? O zaman delillerimizi tartışalım. Tartışıyorlar ve kendi verdiği cevabın niye tercih edilmesi gerektiğini konusunda onları ikna ediyor. Bir taraftan da yolda yürüyorlar. Tamam mı diyorlar? Diyor. Tamam diyorlar hocam kusura bakmayın. İkna alıyorlar. İkna oluyorlar. Bir dakika diyor. Şimdi birisi çıksa size benim verdiğim cevabın yanlış, sizin verdiğiniz cevabın doğru olduğunu söylese ne dersiniz? Olmaz diyorlar çünkü siz ikna ettiniz bizi. Deliller ortada. Acele etmeyin diyor ve bu sefer kendi verdiği cevabı çürütüyor. Onların verdiği cevabı tasih ediyor. Bu sebeple diyor sizin verdiğiniz cevap doğrudur. Ama hocam diyorlar bize haksızlık etmediniz mi? Biz zaten bu cevabı bulmuştuk. O yoldan değil de bu yoldan bulmuştuk. Durun diyor acele etmeyin. Birisi çıksa size benim verdiğim cevabın da sizin verdiğiniz cevabın da yanlış olduğunu, bir üçüncünün doğru olduğunu söylese ne dersiniz? Bu olmaz diyorlar herhalde çünkü bütün delilleri tartıştık.
İmam Ebu Hanife bu sefer üçüncü bir cevabı ortaya atıyor ve onun delillerini tasih ediyor. Diğer iki cevabın delillerini tazif ediyor. Bu sebeple diyor, bir üçüncü cevap doğrudur bu meselede. Tamam mı? Tamam diyorlar. İkna oldunuz mu? Olduk diyorlar. Acele etmeyin. Birisi size benim şu ikinci cevabımın da sizin cevabınızın da yanlış olduğunu, benim size ilk verdiğim cevabın doğru olduğunu söylese ne dersiniz? Hocam diyorlar, bunun doğrusu neyse söyle artık. Bizi söyleyin, bu işten kurtarın artık. İmam Ebu Hanife bu sefer tekrar kendi verdiği cevabın, ilk cevabın delillerini tasih ediyor. Niye o cevabın delillerinin tercih edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Onların cevabıyla kendi ikinci cevabını tazif ediyor. Niye tercih edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ve işte bu sebeple diyor, benim size verdiğim ilk cevap doğru cevaptır. Burada tabii bir imamın menkıbesi olarak meseleye bakmak doğru değil. Burada İmam Ebu Hanife'nin dediğimiz gibi o fıkıh melekesini geliştiren, o formasyonu kazandıran tarzı aslında dikkatimize sunuluyor. Dolayısıyla bu Ehl-i Rey denen, Eraeytiyyun denen bu fıkıh mektebinin fıkıh ilmine yaptığı hizmetler gerçekten şayanı şükrandır. Öbür tarafta da şöyle bir tavır var. Bu Ehl-i Rey diye bilinen Irak ekolü dışında. Mesela İmam Malik'in bir tavrı var. İmam Malik de fetva vermekte çok gönüllü değil. Çok ince eleyip sık dokuyor. Ve bu yüzden kendisine sorulan soruların çok büyük çoğunluğuna genellikle cevap vermekten sarfı nazar ediyor. La edri yönündeki, bilmiyorum yönündeki, evet, cevapları meşhur. Çok meşhur. Medine dışından, Hicaz dışından birisi bir gün İmam Malik'e geliyor. Diyor ki, ben hemşerilerim adına size geldim. Onların 20 küsür veya 30 küsür sorusu var. Biz içinden çıkamadık. Size arz etmem için bana yol harçlığı verdiler, binek temin ettiler. Ben onlar adına geldim. Sor diyor İmam Malik. Soruyor. Bu meselelerden çok az bir kısmına, belki üçüne dördüne filan cevap veriyor. Diğerlerine ya Subhanallah diyor. Ya la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Adam şaşırıyor. Diyor ki ey imam, ne yaptın? Bu kadar mesele sordum, üçüne dördüne cevap verdin. Ben şimdi dönüp hemşerilerime ne diyeceğim? Çok kolay, dersin ki Malik bu işi beceremedi, altından kalkamadı. Bir de böyle bir tavır var İslam dünyasında. Bu iki tavır dikkat çekiyor. Tabii ki her iki tavır arasında ilk bakışta bir farklılık var. Birinde sormadan söyleyen bir tavır var. Öbüründe sorulduğu halde söylemeyen bir tutum var. Bu ikisi birbirine taban tabana zıt mı? Hayır, aslında değil. Yani İmam Ebu Hanife'nin de fetva verirken sorulduğunu gizleyen adam durumuna düşmek gibi bir tehlike olmasaydı bu dini, din konusunda ağzımı açmazdım dediğini biliyoruz. Ama öyle bir ortamda yaşıyor ki İmam Ebu Hanife, orada herkes konuşuyor. Ağzı olan herkes konuşuyor. O kültürel geçişkenliğin, toplumsal sosyolojik hareketliliğin, her türlü fikri cereyanın kendisine yer bulduğu Irak coğrafyasında İmam Ebu Hanife'nin ben bilmiyorum ya da bu mesele vukua geldiyse konuşalım, gelmediyse konuşmayalım deme lüksü yok. Evet. O sosyoloji, o sosyal ortam buna izin vermiyor. Dolayısıyla meseleleri sahih bir zeminde hükme bağlamak gibi bir sorumluluk hissediyor İmam Ebu Hanife.